Ne yapacağız peki? Neyi ne yapacağız? Tekrar birlikte olduğumuzu Yasemin'e söyleyemem. Kıyameti koparır. Söyleme zaten. Biz tekrar birlikteyiz değil mi? O nasıl soru Sevgi? Kucak kucağıyız şu anda. Aman çok kucak kucağı olduk biz. E aşk olsun ya. Güvenmiyor musun bana? Bilmiyorum. Saçmalama. Daha önce de güvendim Bora. Başıma neler geldiğini gördüm. Sevgilim, değiştiğime inanmıyor musun? İnanayım mı? İnan tabii ki. Birlikteyiz yine. Seni ne zamana kadar saklayacağım peki Yasemin'den? İşlerimizi bir yoluna koyalım ondan sonra. Şu anda Yasemin'e mecbursun sen. Başka çarem var mı? Vallahi sağ ol Bora. Çok moral verdin. Canını sıkmak için söylemedim. Ama öyle. Yasemin şu ajansı bir kursa da işe başlasak. 5 kuruşum kalmadı artık. Kredi kartından yemeye başladık. Bir planın var mı? Ne gibi? Hayat boyu Yasemin'in yanında çalışmayacaksın herhalde. Ajansına ortak olmanın bir yolunu bulman lazım. Dur bakalım. Daha ortada ajans yok. Ortak olmam da çok zor görünüyor. Niye? Bora sen aptallaştın mı ya? Yasemin'in sevgilisi Savaş Baldar. Adam zehir gibi. Yasemin'e akıl verecek, gözünü açacak. Kolay mı ortak olmak? O kadar ümitsiz olma. Dur bakalım. Yasemin önce şu ajansı bir kursun. Bir başlayın. Sonra bakarız. Bora. Aşkımı açmayacak mısın? Konuşmayacak mısın benimle? Sesini duymak istiyorum. Ne olur ara beni. Bora yalvarırım. Bu gece neler oldu bir bilsen. Bir önerim var. Nedir? Buraya taşınayım. Bu eve. Birlikte yaşayalım. Saçmalama, malama. Niye? Birlikte değil miyiz? Birlikteysek niye annenin evinde kalıyorum ben? Sevgilim, mafya peşimde unuttun mu? Belki yarın çıkacağım bu evden. Ne kadar kalacağımı ben bile bilmiyorum. Hırsız gibi girip çıkıyorum bu eve. Dikkatli olurum. Hem mafya nereden bilecek beni? Sevgilim, anlamıyor musun? Aynı evde oturup seni tehlikeye atamam. O kadar düşünüyorsun yani beni. Deli misin sen ya? Seviyorsun. Evet. Eskisinden daha çok. Türkçe bilmiyor musun sen? Senin kıymetini anladım diyorum. Geç anladım ama anladım. Sana bir şey olmasına izin veremem.